Halkımız bize ulaşarak burada yardım istediler. Çünkü sivil halkın evlerinin tarandığı söylendi. Biz bir heyet oluşturarak bir heyetle buraya geldik. Geldiğimiz zaman gördüğümüz manzara çok da iç açıcı bir manzara değildi. Özellikle çocukların bulunduğu evin taranması, çocukların tedirgin olması, korku ve kaygı yaşaması, ailelerin yaşamış olduğu kaygıları birebir biz gözlemledik. Ve tabii bazı olumsuzluklar da var. Bu olumsuzlukları da gündemleştirmek gerekiyor. Şimdi şöyle, Lice'deyiz. Yani 90'larda köyleri ilk boşaltılan ilçemiz. Köy yakmalarının, katliamların, yargısız infazların en çok yaşandığı ilçemizdeyiz. Yine aynı pratik sürdürülüyor. Ama 90'lardan bugüne gerçekten kimliksizleştirilmek istenen bir bölge, Kürtsüzleştirilmek istenen bir ilçeden bahsediyoruz. Sistematik bir şekilde devletin özel savaş politikalarını sürdürdüğü, insanları yerinden etmek için bir takım hilelerle, bir takım saldırılarla uğraştığı ilçemiz. Yine bir köydeyiz. Aynı özel savaş politikalarına, tırnak içerisinde söylüyorum, terörist damgası vurmuş. Bugün burada olanların hepsi hukuka aykırıdır, anayasaya aykırıdır. Yani bizi saat 11'den itibaren aileler, akrabaları aramaya başladı köylülerin. Şunu dediler, biz endişeliyiz, yakınlarımızın hayatından endişeliyiz. Ve biz toparlanarak buraya geldik. Bu insanlar haklı çünkü 90'lardan beri biliyorlar ki burada köyler ablukaya alındığında, insanlar evinden çıkma, sokağa çıkma denildiğinde bir takım yargısız infazlar gerçekleşiyor. Yine aynı şekilde sivil bir yurttaşın 4 çocuğuyla birlikte içiniz. Bir kadın ve 4 çocuk evin içindeyken ev taranmış, çocuklara silah doğrultulmuş, defalarca ev aranmış, bütün köylülere evinden çıkmayacaksınız diye baskı uygulanmış, silah doğrultulmuş. Yine burası işte bir başka, yani asıl taranan evin bir akrabasının evi. Burada da yine ev taranmış, zaten görüntüleri aldınız. Yani sivillere dönük ki fark etmiyor, sivil veya askeri. İnsanlara dönük bu saldırılar yani çözüm değil. Biz yıllardır bunu söylüyoruz. Diyoruz ki artık gerçekten bu güvenlikçi politikalarla insanları hala öldürülme biçimiyle övünen bir iktidar var karşımızda. Yani bütün bunların karşısında da şunu söylemek gerekiyor. Biz ısrarla şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Kürt meselesinin çözümü sizin bu coğrafyayı insansızlaştırarak, insanları yerinden ederek, insanları yargısız infazlarla yok etmeye çalışarak çözemezsiniz. Bunun çözümü demokratik çözüm barıştadır, demokratik siyasettedir. Bunun tek adresi bellidir, nettir. Yani bunu haykırıyoruz durmadan ama ne yazık ki geldiğimiz noktada bugün yine bu köyde 90'ların pratiği yeniden hayata geçirilmiş görünüyor. Lice halkı asla biat etmemiş 90'lardan beri. Bütün kimliksizleştirme, Kürtsüzleştirme politikalarına karşı direnmiş, direnişini de büyük bir gururla, mücadelesini büyüterek göstermiş bir ilçemiz ve köyleri de aynı şekilde. Biz onların yanındayız. Asla onları yalnız bırakmayacağız. Bunu ifade edelim. 90'lar pratiklerini yeniden hayata geçirmelerine izin vermeyeceğiz. Bu coğrafya politik bir coğrafyadır. Bu köy politik bir köydür. Lice politik bir ilçemizdir. Dolayısıyla burada gerçekleşen her olay politiktir, her ölüm politiktir. Bu asla güvenlikçi politikalarla açıklanamaz. Sivil yurttaşlara dönük bu saldırıları kabul etmiyoruz. Mal dor peşkeni gırtını sermali emledinlerin ki birazcık ciddi sahav dedin ki salenudi zindi gündi sattırsa kofete hındile gele kurt u gele kurcu gündevan cihabunavan bedur bukun o gaba 9. xonji dizanın şor kılıfekiliydi gündi ben de navanla nükeden bevizim teröristek kuşt evci ne rastı evci diyardı köku van erişeyvanı lugunda ser sivila konseptteki şerri nu abi bidin despekirin vak vakilamez yugo vak parti vak gale kurt Ama desturi neden ki disas vak sali nodi insanı gele kurt bey katil kırın o peş çavi zaroke ki bey katil kırın o bey sucu bey güne mali van ben tala ben
gule baran kırın uç herde xistin. Yani bana konsept ahlas şer disa bitirse bu xos fed xazın sergeli kurt. Bu maşine le emjil vedred bejim ki hatani yani rüh kurda ha ve edin ve xoxudi derkeve edin ve ab konsept ahlas tüne kırın uçur kırın şer بسکنیم براستیجی بسکنیم ایرو سوژه مروایید کنم ویاجی بیژن افتشته کل سرگل کرته مشاندن نه شرکی ام بیژن یعنی دعایی شرکی تنه کرنه شرکی قر کرنه لسرگل کرد خوازم بدن مشاندن او بگله سویجی باید دومینن اب نه راسته ام جیوک پارتی ام بیژن که حتی داویجی ام جم گله کردن جم گله خانه او ایدم بترس خوفی او این کار بن گله کرد بتر سینو تیخن پی دیوارا چای